Finlandiya'yı güzel özetlediniz. Ayrıca Finlandiya'da da haftada ders süresi Türkiye'dekilerin çok çok altında. Öğrencilerin zamanının önemli bir kısmı bahçede geçiyor, oynayarak geçiyor. Yaparak öğrenme. Müfredatta hoca ile öğrenciler beraber karar veriyor. Öğretmenlerin hepsinin en az master'ı var. Yani Finlandiya ile Türkiye'yi kıyaslamak çok aves. Yani neremiz benziyor ki performansımız benzesin? Ben Kanada'yı yakından biliyorum. Kızlarımın ikisi de liseyi orada bitirdiler. Orada nasıl olduğunu söyleyeyim size. Liseler, yani lise sona gelene kadar liseler kendi sınavlarını veriyorlar. Lise sonda ise eyalet çapında sınav veriliyor. Kanada'da eğitim eyaletlerin sorumluluğunda. Ve eyalet çapında verilen sınavda test yok. Bildiğin problem çözüyor çocuklar. Matematikte, fizikte. 3 sayfa kompozisyon yazıyorlar İngilizce'de. Bunların hepsi merkeze gönderiliyor, merkezden notlanıyor. Olur mu? Olur. Şimdi o eyalet 3 milyon, biz 80 milyon. Tamam da onların da ona göre bütçesi var, bizim de buna göre bütçemiz olacak. Yani bu iş olmaz değil. Ciddi bir sınav yapılıyor. Yani olgunluk sınavı derlerdi aslında. Annemler olgunluk sınavına girdiler liseyi bitirirken. Ben ortaokulu bitirirken bitirme sınavına girdim. Bunlar vardı eskiden. Sonradan bu teste döndük, işin kolaycılığına kaçtık. Açık uçlu sorudan bahsetmiyorum. Türkiye'de açık uçlu soru denilen şey komik. Yani sana problem veriyor, cevabını işte 5 diye yazıyorsun, 6 diye yazıyorsun. Bayağı ciddi bir fizik problemi verilmesinden bahsediyorum. Ve senin adım adım problemi çözmenden bahsediyorum. Ondan sonra çözerken de nereye kadar çözdünse ona göre puan almandan bahsediyorum. Bu yapılabilir. Elimizde yeteri sayıda öğretmen var. Ölçme değerlendirmeci var. Bunu yapmadığımız için PISA'da duvara çarpıyoruz. PISA'daki sorulara ben baktım. Kesinlikle atla deve değil. Yani bizim entelektüel seviyemizin üzerinde falan değil.